Fayda oldu. İşte bu tarafta
eskidenden fazla. Ve lakin bundan çok rahatsız olanlar oldu. Bundan dolayı bize bazı elçiler gönderdiler, bazı camialar, gazete sahipleri vesaire vesaire. Bunlar da dediler ki, o yerde şunu, şunu, şunları söyleme. Şu kişinin hakkında yazma, bu kişinin hakkında yazma, şununla ilgili bazıları çıkarma. Bize böyle teklifler getirdiler. Biz de dedik ki, o zaman Ehl-i Sünnet alimleri toplanalım. Hatta Kale Hoca'nın da ismini verdik, birkaç hoca efendiler toplaşalım. O kişilerle bizim aramızda görüşler hakem olsunlar. Kim yanlışsa yanlışı düzelsin. Yanlışı düzelmeyip de köşesinde yazıyor ve konuşma yapıyor, milleti saptırıyorlarsa biz bunu millete duyurmak zorunda kalacağız. Birkaç ay böyle anlaştık. Bize dediler ki tamam birkaç ay içinde biz de hocalarımızı toplayalım bakalım dediler. Oradan gelen yetkiliye. Fakat aylar geçti o zaman. Bu bir seneden evvel. Aylar geçti, ne cevap veriyorlar, ne geliyorlar, ne gidiyorlar. Ben de dedim ki, bu böyle olmaz, halk bize soruyor, biz de niye yapmak zorunda kalacağız? Bu sefer de diyorlar ki, bizim çoğu cephediler, biri damar cephesi, biri damar cephesi, onu getiremeyip, o seninle görüşmek istemiyor, öbür görüşmek istemiyor. Ne yapacağız? Burada bu arada yeni sünnetin muhalif etva var, yanlış var. O zaman da dediler ki, sen bu işi bırak, bu konulara girme. Sen dediler, böyle milleti uyut. Dediler bana. O demektir yani. Böyle demediler de. Valla zaten ne karşılıyorsun bu işleri dediler. Biz de tabii efendilerine soruyoruz her şeyi. Bu Ehl-i Sünnet dışı görüşler, sahipleri, şeytanların dostlarıdır. Bunların kâhbere lazım buyurdular. Biz onun üzerine bu işleri başlattık. Siz de bunun kısmen şahitsiniz. Bir bölümünde şahit oluyorsunuz. Burada da geliyorum, belgeyi yapıyorum, yazmalarım var falan. Bunun üzerine dikkatli dinleyin bu aralar. Bunun üzerine dediler ki efendim, hoca efendi ya seni vuracaklar ya da karşı taraftan birini vuracaklar, senin üstüne atacaklar. İki şıkkın biri. Duruyorsan dur, durmuyorsan birilerini vuracaklar. Yani bu dediler. Şimdi bizi bulursa, hatta bizim oradaki arkadaşı dediler, İlyas Efendi o vardı o zaman, o da dedi ki biz zaten bulmaya alıştık dedi, iki tane şehit verdik, siz düşünün dedi. Hal böyle olunca baktılar ki bizim, biz bir şey gördüğümüz yok Hakan Paşa. Durumlar böyle gitti, o zaman bu tekerlek meseleleri çıktı, bu da bütün Türkiye bir sallandı. Şimdi bir noktaya gelindi. Şimdi bize gelen istihbari bilgi diyorlar ki bu adamı bulsak bunu kahraman yaparız. Öyleyse ne yapalım? Milletin gözünden düşürecek yüz kısaltıcı fotomontajlar yaparak böyle kasetler ortaya çıkaralım. Şu andaki plan budur. Anladınız mı ne demek istediğimi? Ha, harika tarih, kemberli taktan mahalli demiş. Anladınızsa bu kadar mı söylüyorum? Şimdi siz benim bu dersime gelen bir kere bile gelseniz sohbet hakkınız var. Ben zaten Fatih'te de bu hafta dedim ki bir defa konuşalım anlaşalım. Bana inanıyor musunuz? İnanmayan varsa diyorum çıksın ki yer açılsın bir kişi gelecek içeri. Şimdi bana inanmayıp da burada kuzulayıp oturmayın. Şu anda inanmayanlara teklif ediyorum dışarı çıksın. Niye inanmadığın adam bu dünyaya geliyorsun ki? Kendine yazık bak, boşuna gidiyor. Bana inanıyorsun. Ben de size söylüyorum. Efendim, İslam'da yeni kaç gündür? Kaç tane olma yapalım? Üç. Vallahi dinler kallahi. Böyle namusa, şerefine, bilmem ne yeni olma. Hakim ne dedi kadına? Namusun şerefini üzerine yemin eder misin dedi. Kadın da dedi ki hakim bende namus ne arar dedi. Hakim de diyor. Şimdi ben size bir yemin yapacağım. Siz de bunu çevrenizdeki bütün insanlara duyuracaksınız. İnşallah. Vallahi
bunlarda elimizi basabiliriz. Bunda var bir düz Kur'an tefsiri. Vallahi billahi tallah. Ben kendim bildim bileli İslam'da büyük günah sayılan hiçbir haram işlemedim. Allah'a emanet. Bak hiçbir haram büyük günah diyorum. Günahlar iki kısımdır. Şimdi bir kadın oradan geçer, insan bir gözünü alır. Bunlar küçük günahdır. Ama zinadır, libatadır, efendim faizdir, içkidir, kumardır, iftiradır. Bir iftiradır bir şey yapmamış. Hiç. Ha. Yeminlerini duydunuz mu? İnandınız mı? Şimdi bunlar bir oyun çıkardılarsa bunlara inanacak mısınız? Hayır. Şunu da söylüyorum. Eğer içinizde her kim bunları çıkarttığı kasetlere gözünü bile bakmaya kalkarsa bu benim hakkıma girer, hakkımı haram ederim, ahirette görüşürüz. Size hakkımı haram etmem başkalarına benzemez. Çünkü sizde sohbet alışverişimiz var ve ilim alışverişimiz var. Bana bir hak öğreten belki öğretmiştir diyor İmam Ali Efendimiz. Benden bir şey öğrendiyseniz büyük bir hakkım var size demektir. Ahirette bu hakka çıkamazsınız. Haram ediyor, hakkında çıkan bir şey göz bile atmayın. Bir ikincisi, içinizden bile şüphe ederseniz acaba şu anda öyle bir fotomontaj teknolojisi geliştiğinden haberiniz var mı? He? Bir oradaki porno gazetindeki bir adamı alıp seni oraya koyabiliyor. Anlıyor musun? Yapabiliyor mu bunu? Oradan adam alıyor, oradan koyuyor. Öldürüyor adamı, çıkıp çıkıp soruyor derler. Şu anda demin ki demin çıktı, merkezi bozuldu hesabı. Bu teknoloji çıktı. Artık hak batıl kesilmesi zorlaştı. Adamın konuştuğu mesela benim böyle fazla konuşan kereti yok. Bütün o sohbetlerdeki sesler herkesin ortasında. Her kelimeyi konuşmuşsun mesela harfler olarak. Konuşmadan bir harf yok. Şurada bir saat evde malzeme hamur gibi. Ne yapıyor orada? O harfleri çıkarıyor. Bu harflerden senin sesinden başka laflar çıkarıyor. Harfler senin sesin. Kullandığın için. Seni bir yerde bulmuş mesela diyelim birkaç yerde öyle çektiler ya haşamalıyım üstün açık. Ama üstün açık tamam. O zaten orijinalini koyuyor. Üstün açık bulmuş ya. Bak. Böyle şeyler bir planlar yapmış olan biriler. Allah iptal eylesin. İptal eylesin. Amin. Allah böyle planlar malzemeleyen kimler varsa Allah tahta eylesin. Amin. Şu saatte helak eylesin. Amin. Allah evler uyarman düzenlerini bozsun, dertlerine düşürsün, kendine iyi meşgul eylesin. Amin. Amin. Bu bedduayı aldılar bir defa. Bu bedduayı aldılar. Ahiretleri bitti, iddialını aldılar. Ama benim derdim sokaktaki insan değil. Kamuoyu beni iyi tanımış, kötü tanımış. Bundan evvel zelzele meselesinde ne yaptılar? Hepsi üzerine yumurlamadılar. Beni hapislere almadılar. Ondan sonra bir eski meselesi çıkan beni bir şey yok. İki hafta Türkiye'yi meşgul etmediler. Ortalık karıştırmadılar. Yine bir şeyler yapabilirler. Bunlar durmaz. Çünkü büyük bir rahatsızlık var yani. Halk bizi şimdi iyi tanıdı. Bunu nasıl kötü tanıdı? Şu andaki mesele bu. Bundan dolayı isteği bulur. Allah aldanmaktan muhafaza etsin. Ve siz kardeşlerimi hep hak üzere, istikamet üzere daim eylesin. Zerre kadar şüphelenmekten muhafaza etsin. Evet. Fotomontaj olsa, ne olsa olsa böyle şeylere zaten kulak vermek, dinlemek, acaba, acaba bunlar herkes hakkında haramdır. İslam bunları benim hakkında değil, herkes hakkında bu şeyler haramdır. Bunlar avrettir. Avret meselelerini araştırmayın. Verir ki adam zina etse bile, zina edelim bile niye zina ediyor diye gidip araştırma lazım mı? Yasaktır, haramdır. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz geceleri tek bir şey çıkardı. Bir gece baktı ki birisi içki içmiş,
içiyor, sarhoş sesini anlıyor, sarhoş vaziyette bir şiirler okuyor, şarkılar okuyor falan, evi içinde mübarekası dövmelerine yorum ümmüne halife olduğu için bak diye atladı, kapıyı çalmadan adamın cümle meclis yapacak. O zamanın sarhoşu bile kaç tane ayet hadis biliyor. Hazreti Ömer'le bir karşılaştı, adam duydu korktu ama adam hemen kafayı toparladı, dedi ona ki ne yapıyorsun sen dedi ya, haram yapıyorsun, hac cezası var 80 dolara. Adam da dedi ne oldu dedi, işte içki içiyorsun yakaladı sen dedi. Tamam dedi, bak ben bunu 1 tane haram işledim, sen de 3 tane haram işledim. Hazreti Ömer dedi ne diyorsun şimdi, Hazreti Ömer anlayışı nedir? Vesaire ve kâfer men yekâbilâ. Diyor ki Hazreti Ömer Allah'ın kitabından bir ayet okunduğu zaman fren yapabilen çok bunan bir haramdı. Okey. Ama şimdi yine freni patlattığı için ayet okunduğu zaman maalesef okunduğu zaman efendim bir kere sahabeden birisi amca oğlu geldi. O da Hazreti Ömer'in arkadaşıydı. Dedi ki ben halifeyle görüşmek istiyorum. Kaç gün arzular verdiğine kabul etmediler. Sen onun adamısın, ben görüştüm, görüştüm. Ne diyeceksin, ne diyeceksin? Dedi ki önemli işleri var, talepleri bulacaklar. Tamam, o zatlar hatırlı kişiydi. İsimler biraz aklımda hemen kalmıyor. Çok mevzu var bir aklımda. Gittiler, o da ona izin aldı. Dedi bu ferencadır, buyurun. O da kalktı hemen. Hazreti Ömer'e demesin mi ki? Ya dedi, hiç dedi adaletli değilsin. Bak bak. Adam aracı oldu etti. Geldi Hazreti Ömer'in yanına soktu. Adam bunu hissetti. Dedi ki sen dedi ki şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Hazreti Ömer'in tam tersini söylüyor. Hazreti Ömer adalet sevdi. Ona diyor ki adaletli değilsin. Niye hiç ona köle vermemiş falan. Sen iyi değilsin. Neyse mesele Hazreti Ömer şöyle bir sopayı almaya uzandı. Vurur. Yanlış yapar olur. Tam sopayı hazırladı, vuracakken o şey dedi ki getiren elçi olan sahibi dedi. Yani Ömer Mümin dedi. Allah-u Teala ayetinde buyuruyor ki kuli aklı murmuyuhu fi ağzından cahili aklını tut, iyiliği emret, cahillerden bir çevir. Bu da cahillerden dedi, benim akrabam dedi. Hazreti Ömer sopayı bıraktı. Bir ayet okusam buldunuz. Burada da o adam sarhoş yapan 3 tane ayet olur ona. Ya ben yanıyor. Nerede duruyor bu yurt evvel yolu yurtikum fethel besel işu ve sellim alâhiyya. Kendi eviniz olmayan evlere girmeyin. Bir defa kapı çalın. Bir defa izin isteyin. Bir defa selam verin. Ondan sonra velâ tecessesu ayı başlı araştırmayın. Müminlerin avretlerini araştırmayın. Vesaire vesaire. Hazreti Ömer dedi ki ben suçlu çıkıyorum burada dedi, özür dilerim, kusura bakma çıkayım. İslam bu. Ama şimdi bunlar milleti havletini araştırır, ayını araştırır, efendim. Biz bunları boş verelim. Bunlar haram şeylerdir. Kimin hakkında olursa olsun, büyük harama gelsin. Çünkü hiçbir hususta bilginiz yok. Çok oyunlar dönüyor. Efendim, orada seyrettiğinize karar verirsiniz. O gazetelerin yazdıklarındaki yalanların haddi hesabı yok. Yani onun için biz sizi Allah için uyarıyoruz. Bu uyarımızı güzel anladınız inşallah. Tamam. Tamam. Ondan sonra bir dahaki ayette kendiniz bakarız cemaat uyarısı yok. Niye böyle sağlıkmış diye. Şu an kelimeler, Ahmet yüzüne, bu dersimiz bu gece bu olacak inşallah. Buraya da dergi getirmediler ha. Bir dergiler de getirsinler. Estağfirullah, bismillah. İnne yevvel fasli, kâlemi âkâ. Kullarım, önünüzde fasıl günü var. Fasıl ne demek? Ha siz şey biliyorsunuz. Dün, dün tekrar var, kanlılar, kutlar, kemanlar, fasıl, ha? Siz o fasıl diyorsunuz.
İnne yevmel faski. Önümüzde fasıl günü var. Ne demek o? Sizden terenlerini çalmayacaklar. Ne yapacaklar? Hak ile batılı ayıracaklar. Hakkı ile haksızı ayıracaklar. Dostla düşmanı seçecekler. Sahiplerle şakileri ayıracaklar. Yerleri bir olmayacak. Yurtları bir olmayacak. Karşılıkları bir olmayacak. Ne böyle sahiplerle bunlar.
zelzele ister mi? Japon zelzele ister mi? Teknolojinin engeli onlar. Ama onların da ellerinde olmayan şeyler oluyor mu? İstemedikleri şeyler başına geliyor mu? Geliyor. Hal böyle olunca bütün her şey Allah'ımızın meleklerinin eliyle dönüyor. Melekler de emri Allah'ımızdan alıyor. Kur'an böyle buyuruyor. Ama arada melekler var. Onların hikâye de kâbı olsun. Meleklerin de vazifeleri var, işleri var. Rüzgarlar görevli, bulutlar görevli, yağmurlar görevli, nebatatlar görevli, zelzeleye görevli, harplerle görevli, canavarlarla görevli. Melekler var. İşte fasıl günü tayin edildi, kıyamet olacak, herkes Mevla'nın huzurunda toplanacak. Bunu inkar etse bir adam, hiç namazı, oruç, hac, zekatı kabul değil, kafirdir o. Çünkü ne diyor Ahmet Müsterken, vel yevmin ahiri, son gün. Bir daha tekrarlar, vel ba'd, füba'den mevki, ölümün ardından diriltilmek hakkun. Haktır ve gerçektir. Allah'a inanmak neyse diriliğe inanmak ayrılır. Zaten Ahmet Gülen hiçbiri birbirinden ayrılmaz. Bir inkar, hepsi inkardır. Ama ne yapar şimdi? Onu da beşe girdiler. Efendim, kadere inanmak fazlalıktır. Bu lazım değil. Demeye başladılar. İstanbul'u vesaire. Tabi daha çok var onun gibi o kadar da olan hocalar. Şimdi biz Allah'a yalvaralım, Allah kalplerimizi kaydırmasın, imanımızı bize bağışlasın, bu imanla inşallah ölmek nasip olsun. Yevmenin tefudu sur, gün gelecek sura üfürülecek, sur, boru borazan, üfleyen kim? İsrafil aleyhisselam, bu ne kadar büyük bir borazan, boru, ne kadar büyük, gökler yerinden bir daire kadar kalıyor. Onlara kadar delik var, canlıların ruhları kadar delik var. Canlıların, insanların değil. Cinlerin. Ondan sonra bütün hayvanların canı var. Onlar direkt değil, taş değil. Bütün onların canı alıyor, ölüyor senin gibi. Ondan sonra onlar mahşere gelecek mi? Gelecek ve ileride ruhu, ruhu var. Bütün mahşer hayvanlar toplanacak diyor mahşere. Onların da canları var. O zaman kaçak çıkıyor. Bu kaç bir milyar tüylü katı tüylü yer Allah bile buna can vermiş. Balıkların canı var. Balıkların canları bile hesap makineleri hesap edemez. Ne zamanda? Dünya kurulduğunda ilk balıktan son balığa kadar. İlk insandan son insana kadar. İlk cinden son cinine kadar. İlk böcekten son böceğe kadar. Böceklerin kaç eşi var? Karıncalar ne kadar nüfusu? Sayı yaptı mı Amerika acaba? Daha sonra yapıyorlar ya, devam ediyorlar. Ondan sonra bu surda o kadar delik var. Herkesin canı çıktığı zaman böyle hayvan olsun, aslan olsun, balık olsun, benim balık olsun, fark etmez. Canı çıkan nereye gidiyor? Ruh surdaki nezlisine gidiyor. Dairesi var. Özel bölge bölümü var. O serserilerde çıkıyor. Diyorlar ki terası terası var. Yani reenkarnasyon var. Ne olmuş? Bir sene evvel ölenin ruhu girmiş bu yeni gelenin ruhuna. Niye girecek ona ya? Allah'ın burada yarattığı ruh var. Allah aşık mıdır ki ondan sonra onun yaptığı işte bunu yaptığı bir mi? Değil. Aynı amelleri yapacak. Klonlamaya başladılar ya şimdi. Zannediyorlar ruh da öyle olur. Ne şey yok. Onu ne dedin? Bela bağlamına gelen sevgi benane. Biz kullarımızın diyor, parmak uçlarını diye aynen ilk yarattığımız gibi diriltirken tesbih etmeye kadir deriz. Yani şu kadar insanın parmak izi hiçbiri birbirine tutmuyor. Allah bu kadar insanın her birine başka bir parmak izi vermeye kadir, sonra diriltirken de bunu aynen yarabbiye kadir buyuruyor. Parmak uçunu diye eşit yapmıyorlar. Aynı ruhu beş kişiye bakar mı ya? Bu nasıl saçmalık? Herkesin canı ayrılır, herkesin ruhu ayrılır, Allah diye de korku vermiş. Bu sura üfürüldüğü zaman ne olacak? Ruhlar cesetlerine rücu edecek. Ne gibi? Arı kovanından parla ruhu diye dağılıkları gibi. 16 Nisan 473. Bu çok acil, yolu tıkamış
bize onu tekerlekte geçti gerçeği, efendim, sura üfürüldüğü vakitte İsmail Aleyhisselam ne diye bağırıyor? Ey yedirler vanur bariye, ey çürümüş kemikler, ve lefzalimde kat'an, parça parça olmuş uzuvlar, ve lühumun müteferrika, darmadan olmuş etler, ve şuurun mütevessika, paramparça olmuş kıllar ve tüyler, başının öldüğü zaman kafanlara kadar tüy vardı, kabre konduğu zaman sakalı var mıydı, kaç tüyü vardı, vücudun neresinde ne tüyü vardı, o tüylere bir Allah nikah. Şimdi biz aklı başındaki çocuğumuza ne kadar tanıyoruz, kendimize de ne kadar tanıyoruz, en aklı başında bir şey söylüyoruz, dinletemiyoruz, Allah Celle Celaluhu kıllara, tüylere, kemiklere, etlere nikah ediyor. Halbuki o gömüldüğü yerde açtan mezarı ne kıl var, ne efendim kemik var, ne bir şey var. 7 senedir yatıyor. Veya 10 senedir ufak oluyor. Hicaz toprakları çok eritiyor. Orada 6 aydan bir şey kalmıyor. 13'ün üstünde hemen açılıyor, bir şey yok. O toprak çok çabuk. Bizim Türkiye ikliminde 5 sene fıdırda. 5 sene sonra açılıp öbür üstüne konabiliyor. Yani bizim toprak biraz daha rutubetli olduğu için daha tutuyor eserleri. Ey kemikler, kıllar, tüyler, etler nida geliyor. O olan duyuyor. İnna rabbekunne yehukunne entecebü aleyhi faslında sizi yaratan Allah yoktan var eden Rabbiniz şimdi size emrediyor, çabuk toplanınız. Niçin? Haslı kaza var. Mahkeme-i kıra var. Herkes hesap görecek, birbirinden hakkını alacak. Sonra Mevla onun hesabını verecek, cezasını verecek, karşılığını verecek. Çabuk toplanın bakalım. Ne oluyor? Evvela topraktaki şeyden evvel, bu sular öpürecek evvel, 40 gün evvel gökten bir su yağmaya başlıyor. Bu yağmur değil. Ne gibi? İnsan suyu olan meni gibi. 40 gün o meni suyu yağıyor. İnsan suyu. Onu Allah Teala isterse erkeğin bel kemiğinde efendim fark eder, isterse gökte yiyecek. Bu buradan meni yağ. O insan suyu şeklindeki su 40 gün yağarak bütün toprakları yiğitlerine kadar işliyor. Bütün toprağı. Ondan sonra Mevla bu nidayla beraber kaç kilo ben mezara indim? 73 kilo. Aynı 73 kiloluk bedenin son gömüldüğü halin üzere toprakta ilk nasıl kondurup ölü vaziyette, öyle ölü vaziyette toplanıyor. İlk gün gibi toplanıyor evet, yaklıya. Bunun üzerine sudan kopan ruhlar, arı kovanından çıkan arılar gibi uğultuyla geliyor. Nereye geliyor? Ve ile nüfus üzülünce ruhlar bedenlerle çiftleştirildiği zaman Allah buyuruyor. İşte o ruh ayrılan ruh geliyor kendi bedenine. Şaşırma var mı ihtimali? O İbrahim Aleyhisselam'ın meselesini anlattık ya, horozları 4 tane kuşu ayrı ayrı dağlara koyduğunda kafalarını elinde tuttuğu zaman o bedenlerin birleştiğinde nereye geldi geldi? Kendi kafasına geldi. 4 ayrı kuş, birisi mesela tavus kuşu, birisi şu horoz, yani ayrı şekilleri ayrı, vasıfları ayrı, renkleri ayrı. Ama hepsi geldi bedeni toplandı. Evvela nerede toplandı? Efendim, bir dağda, 4 dağ böldü. Neyi böldü? 4 tane kuşun kafasını kesti Allah'ın emriyle. Koydu buraya. Ondan sonra böldüğünü hamur etti, birbirine soktu. Bir avuç kaldırdığı zaman öbüründen de parça buluyordu. Ondan sonra ne yaptı? O hamurun tümünü 4'e böldü. 4 dağa böldü. Her bir dağda ne var? 4 kuşun da parçası var. Ama ne zaman ki? Mevla'ma buyurdu ki, efendim, tasavvuf nereye? Cümle-i Teala'ya
Bismillah'ını daha iyi anladım, görerek anladım. Allah her şeye kadirdir. Tamam mı? Ben bundan bahsediyorum. Ahmet Hakan'a mesaj çekiyor, hoca İsrailiyat anlatıyor. Ya İsrailiyat yapalım, ne alakası var? Bu İbrahimiyat. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın başına geldi. Bir de bak, bu Bakara Suresi'nin ayetidir bu, hikaye değil ki. Zaten sen buna hikaye ediyorsan kafir olsun. Ben sana ayet okuyorum, istediğim ne alakası bunu söylüyor. Ha, şimdi, Sur'a övüldüğü vakitte ne oluyor? Evvela diyorum, mesela o neyi biliyor musun? Hazreti Hüseyin başı nerede? Babayaban, en sevdiği vakitte diyor, Kahire'de. Mısır'da Kahire'de ziyaret ettiği birkaç kere. Bedeli şehrin nerede? Kerbela. Kerbela nerede? Irak'ta. E şimdi onun başı orada, bedeli şehrin orada ne olacak? Böyle çok var, başı bir yerde, bedeli başka yerde, şehit olanlarda. Evet, biliyorsun adam öldürdüm öldürmedim bir şey yok ki resim çekse de bir göl görürse. Onun için ne yapıyor? Kafasını taşıyor götürüyor ki oradaki krala bak öldürdüm bunlar hiç farklı böyle bedeni taşımak alır ona üzüm yok kafasından tanılıyor. Şimdi iyi olsa şey, resmi çeker götürürdü. Onun için çok bedenler başka yerde, başlar başka yerde. Evvelki tarihlerde. Ama hepsine gibi okuş meselesini anladınız mı? Onun gibi ne oluyor? Evvela bu vahiy gelince, bu emir gelince hepsi toplanıyor. Mesela bir adamın bir parçası Ankara'da, bir parçası İstanbul'da, bir parçası Amerika'da. Sen tüm yanın her yerine bir adamı dağıt. Onu Allah toplar mı? Arkasındaki araba servise çıkacakmış. Evet, insanlar bir şeye mani olmayalım, bunu çeksin kardeşim. Duyurmasın. Evet. İbrahim Aleyhisselam ne gördü? Bir tane Habeşli gördü, Habeşli ölmüş. Nerede? Gencin kenarında. Ne olmuş? İbrahim Aleyhisselam baktı ki onun cesedi orada duruyor. Zencinin. Şimdi denizin dalgalarıyla beraber balıklar geliyor. Binlerce balık. Hepsi ondan bir parça koparıyor, çekiyor. Deniz çekilince yukarıdan akbabalar geliyor. O giderli dalga gelene kadar akbabalar bir kapı, ne kapabilirse koparıp çekiliyor. Ondan sonra bir daha deniz geliyor. O yine balıklar oradan koparırken koparıyor. Deniz çekiliyor. Deniz çekilince bu sefer ne geliyor? Aslan kaplan gibi vahşi kurt çakal gibi onlardan geliyor bu sefer. Bunlar akbabaları yaşamıyor. Onlar da koparsa koparıyor. İbrahim Aleyhisselam dedi ki bu zencinin dedi her bir parçası binlerce balık, binlerce kuş, binlerce kurt içine gitti. Allah da bunu bir ara getirecek. Ya Rabbi dedi ne kudret sahibi nasıl yapacağım bunu acaba? Deyince Mevla göstereyim mi? Göstersen de kalbim yatışsa daha iyi olur. O zaman da böyle, hadi böyle yap. Anladın mı şimdi? Onun için insanın bedeni nerelerde olsa olsun, evvela toplanıp bir yerde, kuyruk sokumunun olduğu yerde, kuyruk sokumu küçücük bir hücre, yani göz onu fark edemez toprağın içerisinde. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, kullu cesedi kâdem evlâ ilâkebeden, denemi, Ademoğlunun bütün cesedi çürüse de, yansa da, yakılsa da, kuyruk sokumu çürümez. O bir hücredir. Oradan baştan yaratıldı, sonunda da oranın üzerine tertip yapılacak. Yani dünyanın neresinde olan parçalar varsa hangi parçaya ekleniyor? Kuyruk sokumu neredeyse oraya gidiyor. Kuşun içindeyse kuşun içine gidiyor. O kuşun içi, kuş önce giriyor, kuşun içinde, adam balığın içinde öldüyse, balık onu yuttuysa, balık toplanıyor balığın parçaları, balık parçasının içinde adamın hücresi toplanıyor. Ondan sonra o adamın cesedi o
Koca karıların yaşlı neneleri inancıdır. Ayrıca Asya'yı ne yaptı? Büyük alim, Mu'tezile mezhebinde geldiği köye bütün milleti topladı. Ondan sonra... Efendim, dediler ki Zerbah Şevi gelmiş, büyük alâme, hakikaten çok alâme ama Mu'tezile mezhebinde mübarek adam, belli sünnet olamadı. Ondan sonra herkes geldiler, toplandılar. Biraz da toplantılığı vardı akşam gibi, tahta bacağı var herhalde. O neden biri de geldi, bu mudur dedi yuvarlayın ya, medrettiniz bu kadar falan. O da bozuldu, o kadar insanın içinde yani, dünyanın en biri vardı o zaman. O neden ona hava atınca, bozuldu. Dedi ki, neyi beğenemedin dedi. Sana dedi, Allah'ın varlığını dedi, yüz delil ispat edelim dedi. Nenelerin sen o şüphesi olanlara harcayın. Demiş geriye ihtiyacım yok. Yine nereye sürü geldi yani. Tamam mı? Şimdi yalanıyla bu sur sura özürlüğü vakitte fetehkûne siz geleceksiniz. Hepiniz huzuruma geleceksiniz. Efvâca fevf fevf cemaat cemaat kafile kafile Allah huzuruna sa'in bila yevme imamlarıyla davet edeceğiz. Önderleriyle davet edeceğiz. Kime uygularsa dünyada onun peşinde davet edeceğiz. İmam-ı Azam'a mensup olanlar, İmam-ı Azam'ın arkasında. Evet, Şah-ı Nakşibendi'nin yoluna girenler, Şah-ı Nakşibendi'nin arkasında. Şafii mezhebindekiler, İmam Şafii'nin arkasında. Kadir-i Tarikat'a mensup, Abdülkadir Geylani'nin arkasında. İnşallah bir üstadımız var, İmam-ı Efendi'nin arkasında. O ayaklar efendinin, o Ali Zahmet Zahmet efendinin. Böylece herkes kime uyduysa onları imamlarıyla davet edeceği. Aman 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 yanlış bir adama uymayalım. Evet, helal olur, mahvolur. Herkesi kitabı imamıyla davet edeceğiz. Gömenin mokkulü mersin imamı, hafıza okur. Femenlük ehtiyabı yemini fevlâri bir kurulu ehtiyabı ve la nifulemûne fethiyle. Öyle mi dedi bak? Kime kitabı sağ elinden verilirse onlar defterini sevene sevene okuyacaklar. Bir kurbanın zarı kadar bile haksızlığa zulme uğratılmayacaklar. Şimdi bu ümmetler zümreler, cemaatler, muhtelif, farklı farklı, amelleri farklı, şekilleri farklı, ona göre değişecek. Şimdi, bir hadis-i şerif duvar ediyoruz. Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sordular sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ki, ya Resulullah, bu ferf ferf cemaat cemaat geleceksiniz. Ne buyuruluyor? Buyurdu ki, ya Muaz, çok büyük bir iş sordun bana. En önemli bir meseleyi sordun bana. Sonra mübarek gözlerini söyledi, salıverdi. Ondan sonra buyurdu. Çok şevka şevka aslâbin min ümmeti. Ümmetimden 10 sınıf, benim ümmetim 10 sınıf halinde mahşere çıkarlar. Bazı olayla sonra zikr öyle. Bazısı maymun şeklinde çıkar. Aynı maymun. Ve bazı olmayla sonra bir felaki, kimisi domuz şeklinde çıkar. Ve bazı olmayla münekkesûne, ercülü, münekkesûne, ercülü ve boğucuyi, yeshâbûne aleyhâ, yüshâbûne aleyhâ. Kimisi ters çevrilmiş, baş aşağı çevrilmiş, ayakları kafalarının üstünde öylece çekilip sürdürüyor. Öyle çıkar. Ve bazı olmayla, kimisi kör çıkar. Dünyada görüyor, oraya kör çıkar. Ve bana olsun mu? Kimisi sağlık bütün dilsiz çıkar. Ve bana bu yani babun elsine de o. Kimisi kendi dillerini yiyip çiğneyerek çıkar. Ve yedüden kayla sukuri dilleri göğüslerine sarkıtılmış. Onlar onu yiyor.
Yesirul kayhul efahi. Ağzalarında irinler, leşler akar. Etebellerun ve ehlül cem'i. Bütün mahşer altı onları görür, tiksinir ve iğrenir. Ve bağlamun korkakün. Eyni ilnavculun. Kimisinin elleri ve ayakları kesik çıkar. Ve bağlamun musallakun ala ehlül cem'inna. Kimisi ateşten dağlar var, cehennemin dağları. Onlar üzerine asılmış böyle bir dağın üzerinde yanarak getirilir. Ve bağlamun reşeklül etmen menciyeti. Kimisi leşler daha pis kokuyla, öyle bir kokuyla tarafa rast ediyor, öyle çıkar. Ve bağlamun mürbesun ve civamen. Sâfiyon ve mutfakulânin. Lâzif efendim cülûdîm. Kimisine cübbeler giydirilmiş ama cübbeler katrandan. O katran cehennem katranı, ellerine, derilerine yapışmış onları yakıyor. O katran elbiseleri. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor Kur'an. Selam-ı Yılın katran. Şimdi bu 10 sınıfın hangisi hangisi? Ne yapan ne surette çıkar? Efendim. Ne kadar almadın ya süre koydunuz ya? 16 ve 7348. 16 değerler 792 acil çekilecek. Ya biz bundan ahirete gidiyoruz, bir de acil dünyaya gönderiyorsunuz işlerini ya. Var ya, haberde olmuşuz oraya. Tam ahiret seyreder gibi olur, 16 bilmem ne ya. Yapmayın böyle ya. Arabanızı doğru geçmeyin mübarek. Hiç adam olmasın. Çekeceğine geldi, ev olmasın, adam olmasın, kapı olmasın, güçlü olmasın. Gökte yer arasında bak ya. Yok mu olarak keramet edin, mübarek ya. Allah için adım atın, biraz uzaklara fark edin. Allah için adım atarsanız, her adımınızda cennette bir köş, giderken gelirken de bir günah dökülüyor, bir sevap yapılıyor. Bu hadis sahiptir. Çünkü Allah yok, namaz yok, cemaat yok, zikir yok. Şimdi, bu arada araba parkı söylemeyin. Başlayacağız şimdi kimin ne olduğuna. Böyle araba parkı söylesin, adam şu parkı alır. Ondan sonra der ki, yırttı der herhalde der. Zanneder ki mahşerde de bir para parkı ilan olurken ben kaçardım ben. Biliyor musun? E yok. Fehmet dedi, yanına sonra çıktı o dedi. Maymun kılığında mahşere çıkacak adam maymun. Anası gözle tanımaz, babası gözle tanımaz ya. Maymun ya. Kim bu? Fekkakkâhîmînennâsî. İnsanlar içerisindeki kattaklar. Kattak ne demek? Nemmâh demek. Nemmâh ne demek? Söz taşı. Yahu onun sırrını ona, onun kini ona, onun dediğini ona. Birbirine kadar bir memlekette savaş çıkar be. Bu dil, bu dil. İnsanı cehenneme gidiğine götürecek bu dil. O hadis-i şeriflere buyuruyor. İnsanları cehennemde yüzüstü dökülecek olan dillerinin hasatlarından, devşirdiklerinden başkası değildir. Bu dil neler devşiriyor, neler topluyor biliyor musun? Ondan sonra da hadi efendim benim dünyam yok. Nerede yok? Akşama da konuşuyor musun? Onun yarısını anlatır, bir lafı mutlaka. Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Onun lafını kaçtı, bunun lafını yetti. Bu bela bir şey. Adam bir köle alacak, pazara gitmiş, o zaman köle pazarları var. At pazarı var, avlat pazarı var. Köle cariye zamanı. Gitti bir köle alacak, efendim. O adam da, satan adam da ayıbını söylüyor. Ayıbını söylemek lazım. Mesela kaleye geçtin, araba satıyorsun, arabanın bir yeri yavru. Mesela, o onu diyeceksin ki adam, adam benim gözü görmedi, fark etmedi, ufak tefek bir şeydi ama olsun. Kardeşim bu bir yere bunu geçmiş, geçmiş artık. Sen yaptın, sen de ben yaptım falan demek lazım. Böyle hiçbir ayıbı yok desen haram olur bütün para. Çünkü kandırdın adamı. Bu köleyi satan adam da dedi ki, bu köle dedi çok çalışır, eder. Yani hamaraktır, her işi becerir. Fakat bir kusuru var. Ne o söz taşıyor dedi. O da dedi, ne taşıyacak? Taşıyacak. İş yapsın da dedi, taşıyacak. Al o. Ondan sonra birkaç gün durdu bu. Yeni bir yatağını çünkü yaptı. Her tarafı tanıdı etti. Geldi efendim, efendisinin hanıma dedi ki
senin kocan dedi, ben duygu var ve seni sevmiyorum. Üzerine bir çare yapacaktı. Ne olması lazım? Ya dedi, ben dedi, bu işleri iyi bilirim dedi. Sen dedi, bu usluğu al, gece okurken dedi. Ondan sonra tam ensesinden, arka tarafından birkaç tüy alman lazım dedi. Ben ona okurum dedi, bir sihir yapar dedi. Ondan sonra o sana aşık olup daha seni çok sever. Kadınlar bayıldı, bu işler ya. Aa, kocam beni sevse diyelim, tamam dedi, sen ne yapın bu adamsın, nereden geldi dedi. Sonra gitti kocasına dedi ki, ya dedi, bu senin karın var ya, bu dediğin dost tuttu dedi. Seni de öldürmek istiyor dedi ama, onun için bir zaman kovuyor dedi, sen bu beni uyur gibi yap dedi. Ondan sonra benim dediğim doğruluğunu anlarsın. Adam da yaptı işte, bir saat, bir saat adam. Efendim, bu şey uyumuyor mu tabii, uykusu gelmiyor. Böyle uyum numarası yaparken bir de baktı ki kadın uçturayla kendi kafasının arkasına kıl alacağım diye geldi kadın ama bu dedi, lan bu beni kesecek dedi, adam dedi ya, bu seni öldürecek. Lan var sen beni kesmeyeceksin, git onu çek, çöp kadını öldürdü. Tamam. Ondan sonra kadının ailesi geldi, aha öldürdüler. Ondan sonra bir savaş çıktı, yıllarca kan davası gitti. Söz taşı yaptı, oraya bir şey, oraya bir şey, ona başka bir şey, ona başka bir şey, kaça kaldı? Hiçbir ayıp yok, bir ayıbı nemliyedir, söz taşı yaptı. Bütün ayıbı anlamadır desene. İşte Hazreti bunların durumu, Allah muhafaza eyle ya. Evet, Mehmet dedi ya, domuz şeklinde çıkanlar ve sühti haram yiyenler. Haram yiyenler, rüşvet yiyenler, faiz yiyenler, kumar parası yiyenler, haram olan rızıklarla geçinenlerin efendim ne oluyor? Bedenleri domuza dönüşüyor. Çünkü haram adamı insanlıktan çıkarıyor. Hayır, haram olur, helal olur, yine bir tarafından bir insanlık var. Ama bir insan devamlı haram yiye 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 kullu lehmü cebetinde sühki fena oylarını yasup alıyor. İnsanın vücudundaki etler hangi et haramdan yetişiyorsa, gıdalanıp büyüyorsa o et ancak cennete yakışırıyor. Hiç cennete öyle leşler lazım değil. Allah'ın haramlardan muhafaza eylesin. Şüphelerden uzak eylesin. Ya Rabbi rızkımızı helal ver ya Rabbi. Haramdan bakar çıkmamış Allah'ım. Çoluk çocuğumuzla da nasip et Allah'ım. Haram yemeye ihtiyaç duymayacaksın. Ötürü olmuyor.
Şeytan çarpmış gibi kabul edilen kalkacaklar, sarılatan gibi kalkacaklar, ağızları köpürecek. Her bütün mahşer halkı görecek diyecek, bunlar faiz demiş. O faiz dedi, Demokrat'ın sakallı Hacı Hoca mahşerde çıktığı vakitte şeklinden anlaşılacak ne ameli var. Tipinden, vaziyetinden bu demek ki haram demiş. Femen cevabı verir, Rabbim fentâ. Şimdi size Allah'tan vaaz geldi. Bu vaaz gelince kim bu faizi terk ettiyse böyle bu bahse. Ana parası kendisidir, ana parada bulaşma yok. Ana parasını alsın, geri kalan faizi bıraksın Allah'ın olur. Ama bu insan insanlar olursa, ama şimdi bankalarda birikmiş ise onu bankaya bırakmak, faizi desteklemek olur, onu bırakmayacak sonra. Onu almak zorundasın. Alınca ne yapacaksın? Haramdan korkmayan fakirlere vereceksin. Veya bulamadın, bulursun, bulursun. Haramdan korkmayan çok fakir bulursun. Adama dedi ki, bir trilyon faiz parası dağıtacağım. Dedi ki, hacılar bile gelir. Fakir. Gelebilir. Beni gözler geldi, çarş. Varsa para gelir. Helal haram, ver Allah'ım, sen bu, yer Allah'ım. Ne belaya kaldık ya? Bu nedir bu dinimiz imanımızın aldığı bu para işi ya? Ya demek ki ahirete gidiyoruz, biraz sabırlı olalım ya. Faizyenlerin belası büyük. Allah ne buyuruyor şahitle? اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَفَقَّقُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ cezalarından öte, son nefeste imanı sıkıntıya sokmalardır. Onun için günahlardan uzak durmakta, hele büyük günahlardan sakınmakta çok büyük faydalar var. Ve emel ümmü, körler kim körler? Fellezine yedûûne fil hükmî. Karar verirken, hüküm verirken zulüm yapanlar. Haksız kararlar verenler, hakemlik yapar. Öyle şimdi bazı insanların görevleri var, hakemlik görevi var. Hakimlik görevi var, karar mekanizmasında bir insan bir kararı verirken yanılma yaparsa, zulüm yaparsa, haksızlık yaparsa, rüşvet alır da haklı haksız çıkarır, haksızlı haksız çıkarırsa, onun arsasını, tarlasını ona verir, onun bilgisini ona sayarsa, adamı haklı davada haksız çıkarır, bunlar ahirete kör çıkarır. Allah muhafaza ya Rabbi alemin, ne meseleler oluyor memlekette, dünyada, her yerde, ne meseleler oluyor? Bu katılık, katılık, katılık Osmanlı zamanında değil, katılık meselesi, hüküm meselesi. Bunların verdiği kararlarda çok büyük Mevla'ya hesaplaşmalar var. Kavriyan ki cennete. Yani bir katı cennete gidiyor, iki katı cennete gidiyor mesela. Neden cennete gidiyor? Yanlış karar vermiş. Ya rüşvet alıyor, ya yanlış gidiyor, ya hediye veriyor ona. Yahudilerde çok oldu bu o zaman. Allah Teala onlara bu yüzden çok belalar verdi. Ve emel fıkhı dilsizler kimler olacak? Ve nurcebûne bi amalihim. Kendi amellerini beğenenler. Namaz kılıyor. Çok beğeniyor kendisi. Bütün namaz kılmayanlardan üstünü görüyor. Veya ben namazı daha yavaş kılıyorum. Öbür hızlı kılanlar kendi üstünü görüyor. Veya kaça gidiyor, kaça gitmeyenleri beğenmiyor. Veya ben gece gençlikle kalkıyor. Ondan sonra sabah adam soruyor, sen gece kaçta kalktın başında?
sağlığına bulunur, artık şükür bakar. E sen de bunu dediğin için daha beter oldun. Keşke yapsaydı da bu yap demeseydin. E kendini beğeniyorsun ya. Ondan sonra bugün oruç tutuyor musun? Allah, sana ne ya? Ramazan mı bu? Ondan sonra adam da sıkılamadım, tutamadım, savunma şimdi. Ya kardeşim insan yani bu Muharrem ayıdır yani insan. Oruçla tutmuyorsun, dışarı yapmıyorsun ya. Yani bir hava atmak, kendini beğenmek, üstünü tutmak. Bunlarla dilsiz geliyor mahşer. Konuşamıyor, tutup. Konuşamadığımı da çok zor ya. Git gider, ne anlamaz? Kendinizi beğenmeyin. Nefsinizle beğenecek duygu yok. Ne amel yapıyorsak Allah'ımız nasip ediyor. Bütün kötülükler nefsinizden geliyor. Bütün güzellikler Rabbimizden geliyor. Abdest aldıran o, namaz kıldıran o, uykudan uyandıran o, senin içine namaz kılma aşkı veren o, oruç tutturan o, bu kadar insana namaz nasip değil, oruç nasip değil. Ya onlara da acıyım Allah hikayet versin diye dua etmek lazım. Yoksa ben senden üstünüm diye görürsen Allah da bunun güzelliğini yarıyor. Senin nefsini bayılır. Dillerini çiğneyenler kim? Dilleri sarkmış, öyle dilleri çiğniyor. Ve bu levâvın usâfı dediğine kâlef, avruf a'mâlef, âliler, hocalar. Bir de bazı asihat yapanlar. Ama yaptıkları başka, konuştukları başka olsa, Allah onların dillerini öyle sarkıyor. Miraç Enes Efendimiz'e gördü, sallallahu aleyhi ve sellem. Bir takım adamların dilleri, ırkakları ateşten makaslarla kesiyor. Kesilir kesilmez yerine yenisi bitiyor ya kesiyor. Dedi ey Cibril bunlar kim tepsi ediyor? Ha ve ya Kurtaba ümmetine, ümmetinin vaizleri, hatipleri, Kurtaba fitneti yapıyorlar. Ha ya hayır, fitneti hutbediler, konuştukları yapmazlar, yaptıkları konuşmazlar. Sözleri başka, işleri başka. Allah böyle olmaktan da bizi muhafaza etsin. Buradan biraz siz yırttınız. Kocalar sıkıntı, diğer güçlü oralar. Ben annemden çok dua alıyorum. Anne duası, peygamber duası gibi, baba duası da verir esas. Annemin çok duası var bana da. Hep devamlı onu söyler. Ya Rabbi oğlumu dili dudağı ateşten makaslarla kesilen kocalardan etme. Sıralı böyle dua ediyor bana. Siz de böyle dua edin bana inşallah. Siz de böyle dua edin bana. İnşallah. Annemizin duası da tutar inşallah. Sizin duası da tutar. Allah sizi de bizi de Rabbim. Şüphel şüphel gelenler arasında yüzü ayın 14 gibi cennette ilk güren zümre suretinde kabirlerimizden ifade eylesin. Mahzir haşir eylesin. Nur gibi olalım inşallah. İman nur, İslam nur, Kur'an nur, zikir nur, huzur yüzümüze inşallah. Bütün mahşer halkı arasında tanınalım. Ehli sünnet simaya tanınalım inşallah. Amin. Ben de dediğim bu bahanenin orucunu eller ayakları kesilenler. Elli yok ayak yok. Küçük ya küçük. Çıkır küçük. Kim bunlar? Ömrüne dine güdüğüne civane yok. Komşularına eziyet edenler. Bu komşuluk hakkı o kadar mühimdir ki Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Mâ zâne cibîn musîn-i bicâb hattâ zanente bile sıyorlar. Cebrail aleyhisselam geldi gitti ama komşu hakkı. Geldi gitti komşu hakkı. Artık ben düşünüyorum ki buyuruyor. Düşündüm ki herhalde bu komşu hakkında yakında bir ayet gelecek, komşu öldü, komşu mirasında da payı olacak zannettim diyor. Halbuki yok. Şu anda komşunun komşuda miras hakkına girmiyor ama öyle düşündüm diyor. Bunlar ne kadar alakalar oldu komşuya birbirine hakkı var bu konu. İşte yemek içerisinin kokusu yerine kim bilir ki Karadenizler hamsisiz durmaz. Yani mübarek adamlar, giriyorsun bir apartmana, bir hamsi pişirmiş aşağıdan yukarı kadar. Ya! Ya! E kim oradan aç bir delik melik bir yerden gidip tavayı dışarı koyup bir şey yap ya. Ne dedim ya? Eli içim kokuyor, orada eli de kokuyor. Efendim, koku, tencerenin diyor, kokusuyla komşuna eziyet verme. Vereceksen, pişirdiğinden vereceksin. Öyle, kansızlık yiyorsun.
Parti bana kalmaz diye. Var ya, bu işler gürültü, hele şimdi komşuluk zor olur. Eskiden herkes evini söküyor. Yan yana, yan yana, yan yana. O bir iki yanına tahammül eder. E şimdi bir yanında var 100 kişi. Evet. Aşık etmişim sen. Bu kadar da başkası aşık etmez. Yani kazan yetmez. Evet, 100 daireli gel, 200 daireli gel. Gürültüye bağırsan lütfen, çocuk ailesi yoksa, alttaki adam rahatsız olsa Allah. O bile efendim şey patlıyor, tesisat. Adam aşağı banyoya atıyor. Adam rahatsız, çıkıyor, kapıyı en çok bu oluyor. Tirana gidiyor, sizden bir de tirana damlıyor. O da diyor ki, senin evin başka, benim evin başka. Ama senden akıyor geliyor. Nereden ben gidiyor? Lafa, bak tahmin lazım. Ya da diyor ki, ben geliyor, daha üstten geliyor. Ben geliyor, yandan geliyor, bundan aşağı geliyor. Yol geçti, karalar geçti. Ne sürdürdüler çıkarıyor ama ya? Ya kardeşim diyor, bağırsın ben de diyemiyor. Sen elini bırak, arkadan senden bırakıyor. Geçelim ustayı, şurayı düzeltmeyi diyor. Ben de elimi adam sokmam diyor. Ya kardeşim, damlıyor üstünde de kardeşim. Felas yoruldum, ne sürdürdü değil ha? Hadi ne yapıyorum bunda? Ne sallıyorsun diyor. Ben diyor, dedikçe komşular filmde girdiği diyor. Ne cevap vereceğiz ahirette? Ben diyor, ayak yok. Kütür gibi çıkacaksın ahirette. Niye böyle yapıyorsun ya? Adam niye rahatsız ediyorsun kardeşim? Buyur kardeşim gel. Neyse bir şey yapalım. Ben canlı insan ve sahibine nasıl müdahale ederiz. Veya ben de neyse yani. Bu komşuluk. Öyle değil mi? Ama işte. Bir ayet yok. En iyi İslam yaşarsa bu memlekette böyle bahçelere de dosya dolar mı? Ya. Evet, bir gün ben gitmiş. Ve emmel musallatına hayal edilir ilmine de ateşten dağlara asılanlar. Resul'a beynine asıya sultan, insanlar arasında hükümete, devlete ajanlık, kanmazlık yapanlar. O onu ihbar ediyor, bu derdi kaçırıyor. Öbürü onu ihbar ediyor. Her gelişine gelmeyen bir yerde ne yapıyor? İhbar. Efendim Hazretleri der ki, bunlar okumayı yazmayı der ki, ihbar yapmak için öğrenmiş. Bütün ellerinde gelmiyor, şu şöyle yap, bu böyle yap. Evet, şu yandaki daireye üç tane sakallı çizgi çıkıyor. Ne var acaba orada? İncelemeniz rica ediyor. Adam babası, oğlu, kardeşi, üç de sakallıysa olur işte, ne yapacak? Ya ne insanlar var ya memlekette ya? E şimdi ama öyle bir kargaşa ki, şimdi de diyorlar ki, kimden şüpheleniyorsan sever bildir. Bu sefer burada diyor ki, herkes birbirine şüpheleniyor. İhbar kaybolur. Ondan sonra halklar çöktür. Adam diyor ki, kardeşim, hakiki ihbarı yapanlar zaten karıştırdık diyor. O an için diyor, hiçbirinize ikamet etmiyoruz. Ne yaparsan da yaptı. Doğru ihbar belli ki. Şunlar, işleri düşleri şunlar. Vermelerin ölçeklerinden demlerciye, leşlenmeden kokanlar. O kokunun kötülüğü de çok fena bir şey ya. Burnunu tıkasan yine geldi yerine yani. Adam yanına duramaz. Fedeliye tebi'u yeşehar fellellâ. Nefsinin şerbetine uymuş, canın istediğine varsa onun peşine düşmüş, hiç namaz, abdest, Allah, helal, haram, kudur, sınır, bir şey yok. Ve yemme'ûve, hakkallâh, bir de Allah'ın hakkı var mallarında zekat fitnesi olarak da onları da vermez. Bütün canını istediğiyle her şeyi harcar. Bunlara Allah bir kötü koku salladıyor. Bunlar adam gibi çıkıyorlar ama kimse yanlarına yaklaşamıyor. Öyle koku, öyle koku. Çok felaklı. Anan olsa gelemez yanına. Çok koku. Hani ben bir tane öyle ölenin kokusuna rastladım da aman ya başlar, aman ya. Bu adamı bari bırakacağızdı yani. Bir tane sakallı, güzel hafız. Fakat evlenmemiş hiç. Taş şeyde oturuyordu tavan arasında. Çok sıcak yaz günü. Ölmüş kimse ne haberi yok. Üç günde kalmış. Tavanlar kızmış. Allah'ım nasıl korkmuşlar. Etlerini yıkayamıyorsun. Korkun tuttu. Neresini durarsan gidiyor. Efendi Hazretleri dedi ki evlenme sünnetini terk ettiği cezasını dünyada çekiyor. Böyle evlenmemek diye bir şey yok işte. Böyle evliya ile evlenmezsen tabi bir evlen. Eşkıya olursun. Resulullah buyurdu ki sizinle hayırlandınız, bekarlarınız değildir. Evlenmeyenlere çok büyük sistem var. Efendim, en azından bir karısı olsaydı, o kopma olmayacaktı.
yıkamak yıkayamadık. Morga koyduk, morga yaşamadık. Ondan sonra nasıl çuvallara sardık? 7 çuval, 8 çuval, 10 çuval, poşet üstüne poşet istediği kadar poşet getirdik. Eyüp Sultan'ın sırtına döndük. Yani yanaşamıyoruz bize ya! Yani ben başıma geldi. Ondan beter kopacak. Bak böyle bir Avrupa efendim, kimler? Nefsani arzularının peşine düşüp helal haram sılıp tanımayanlar vermede diye gözüne tibar katrandan cübbeler giyenler kibri ve fakri ve kuyela kibirli, gururlu, çalımlı, alımlı insanlara küfür planmayan havalı, hareketli, fakire mutlaka etmeyen efendim selam versen almayan böyle bir kibirli insanlar çok acayip ufak kalabalığı ben yaptığım gibi geziyorlar böyle. Bu kibir gurur kimde varsa onlara katrandan cübbeler giydirecekler. Bütün devlerin işi yapacak. Neler geleceğini ahirette? Kimler görecek ahirette? Neler olacak, neler olacak? Ne lüzumu var? Allah'ın dostları nasıl geldi? Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evvel zümmetin telikül cennete. Cennete ilk girecek zümre. Hücum ala suratı kabile etemedi. Onları yüzeyi ediyor. Dolunay gecesinde aynası parlak onların suratına inmiş o an. Aynı öyle gelecek. Böyle gelmek var iken bu rezilliklere düşmenin ne anlamı var? Bu Resulullah olmasaydı sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de bunları bildirmeseydi. Biz ne olacak bu ahirette? Şimdi bu ayet-i kerime böylece izahını buldu. Sura üzülüldüğü günde ondan sonra gök açılacak, bütün gök geçilecek, dökülecek, pekâne ve duâba, gökte kapılar olacak, melekler insin diye, Allah-u Teala buyuruyor, beyaz bir bulut gelecek, yedi kat semanın üstünden gök patlatacak, yedi altıya düşecek, altı beşe düşecek, bütün gökler birbirinin üstüne düşecek, Allah Allah, Allah. Cennet'in sonu var mı? Cennet'in sonu var mı?
Kesin mi? Ama ne diyor İslamoğlu? Bu derdine reddiye var. Diyor ki cennet cehennem sonsuz değildir. Sonsuz diyenler diyor kayba başak. Kayba başak ne demek? Ayette hadiste diyor sonsuz diye bir şey demiyor diyor. O Allah'ın bileceği. Hiç biz bunu karşılıyoruz ya. Allah'ın bileceği de bildirdi. Halidine fiha ebeda. Kur'an cennet tarafında da, cehennem hakkında da doldurmuş. Yani sonsuz kalacak. Bu da 80'lerce sene kalacaklar. Bu 80'lerce sene kalacaklar. Aa, bileceğim demek değil ki. Bir 80'lerce bir asır bilecek, bir asır. Bir asır bilecek, bir asır. Burada son, son var deniyor ki bu ayet. Ne ayırıyor bu nevi adamlar? Orada hep serinlik kazanmayacaklar. Ve ne aşkallah, bir içecek su bulamayacaklar. İlla hamimen, ancak kızgın su. Yüzlerine yaklaştırdıkları vakitte, suratlarının derilerini etleri götürecek bir şeyler kalacak. İçtikleri vakitte, zaten parmağın, bağırsaklarını patlatacak, hepsi dışarı çıkacak. Böyle sular içecekler. Tadasya, vasak, ilimler, kusumlar, yukarı tabakadan inanların desteğini, cerahatleri toplanıyor bir yerde. Ondan sonra o ilimleri, kusumları bunlara içirecekler. Öyle bir şey ki, cehennemdekiler oraya atıldıkları vakitte yedirler ya Rabbi soğuk azabına tutulacaklar, zemherin azabı o soğukta öyle tutulacaklar ki yedirler ya Rabbi bir türlü soğuk azab verildi yani bin sene yakmış sıcak tarafı başlarsa soğuk tarafı başlar böylece gelecekler 130 tane efendim hane var. Zehirler var, böyle zehirler var. Bir defa soğukluğu var, bir de sonsuzluğa kadar acısı çıkmıyor. Böyle acı var ya. Ne gerek var ya? Beş paralık keyif için, iki dakikalık zinar için, bir içki içmek için, bir Noel kutlamak için, bir yavrumlara benzemek için. Değer mi ya? Yapma arkadaş! Tevbe et bırak! Bırak! Allah'a isyan bize gerekmez. Bir kuruluş var, iki yaratılır. Allah'a bitti bitiyoruz ya, öleceğiz ya. Önümüzde haber var. Hemen tövbe yapalım. Ansız öleceğiz bak. Hiçbir haber gelmeyecek. Posta gelmeden ezber açarak direkt gelecek. Olmuş. Cehennem bu. E peki ya Rabbi, sen bunlara bu kadar azap ediyorsun. İşte efendim, hak ettiler mi bunlar acaba? Ceza. Ben zulmetmem diyor. Ben bir adam hangi cezayı veriyorsam o ona müsaade hak etmiş. Şimdi peki burada Müslümanlar da cehenneme girecek mi? Bazı Müslümanlar girecek. Sonra çıkacak mı? 7 seneden sonra Müslüman kalmayacak. Peki onlara bu azaplarlar mı? Bu şekil yılanlar, hamiller, vasaklar, suratına sürülmeler falan var. Onlara dünyanın Rabbani diyor ki Müslümanlar özel bir yerde yanacaklar, böyle hakaretlere uğramayacaklar diyor. Bu ayette neden anlaşılıyor? Bak, اِنَّ اُكَانُوا لَا يَوْجُونَ حِسَابًا onlar benim huzurumda hesaba çekileceklerini hiç hesaba atmadılar diyor. Demek ki Müslüman değiller. Ve kendileri uygun hayatıyla kim galiba? Onlar benim ayetlerimi toptan yalan saydılar. Biz yalan saymıyoruz elhamdülillah. Hemen Hazretleri öyle dedi. Müslüman Allah'a azap etmeyecek dedi. Yani. Ama ahlı Müslümanlığı koruyabilmek, ölünceye kadar götürebilmek, son nefesi İslam ile verebilmek. Kelime şehadetle buyurun. Ben her şeyi yazdım, hesap ettim.
ne kadar takdir isteseler, ya Rabbi azabımızı dindir deseler, fezûkû, tadın bakalım azabı, felen nezîkekum illâ azâbâ, takdir mi istiyorsunuz, hafifin mi arıyorsunuz, yenilik mi istiyorsunuz, biz sizi ancak azabımızı artırırız da eksiltmeyiz diyeceğiz Allah. Kur'an'da cehennem ehli hakkındaki en ağır ayet budur. Ahmet suresinin birinci sayfasının son ayeti. Bu ayet kadar ağır bir şey yok. Neden? Bu cehennemdekilere bu söz buyurulana kadar yananlarda da bir ümit olacak. Belki hafifler diye. Ama ne zaman ki buyurulacak? Ancak aklınızı eksilmeyiz. O zaman ümitler tükenecek. Ama şimdi ümit var mıyız? Var. Elhamdülillah kafir değiliz. Kafirlerde de zalim kafir başka olacak. Mazlum kafir başka olacak. Mazlum olursa ona bu kadar ağır azap yok. Zalim olursa Nemrut gibi, Firavun gibi, peygamberlere direkt girenler olursa anladın mı? Kafirlerinde kısırlar var mı? Var. Ama bütün kafirlere toplam cehennemde hiç çıkamaz. Ve nerede cehennemde de ne var? Adamın yaptığına göre muamele bir kafir var ki peygamber öldürmüş. Bir kafir var ki kedilere bakmış. Köpekleri sulamış. Şimdi onu alıyor. Ona cehennemde de bir hafiflik var. Cömert kafirlere azabın taraflarında değmiyor. Bir bölümüne değiyor mesela cömert kafirlere. Bu cömertlik yalma bile ya. Bir yalma cömert olsa cehenneme gittiği vakitte ömürleri kadar yanmaz. Onun için Allah'ın adaletsiz iş yapmaz. İnna Allah'a yardım, müstahil eder, zerre kadar zulüm yapmaz. Allah'ımıza itibar edelim, güvenelim, razı gelelim. Ama ve lakin çok hesaplı olalım, korkuyu elden bırakmayalım, azap etmeyeceğine güvenmeyelim, aniden de bize de azap edebilir. Allah kazanmıyla kavuşmaktan muhafaza etsin. Ben sana söyleyeyim, beş vakit namazı hiç atlatmadan tadil erkan üzere kılan adamlar Allah'ın huzuruna çıktıklarında Rabbim nasıl olarak görüşecek onlarla. Alban yayınlarından işte yok kitapları. Tahir-i Erkan Risalesi, dinin direkli ürünler, namaz risalesi, namaz-ı mahal risalesi, ezan risalesi. Bunlar neler yazıyor? Bu hadis orada var. Dinin direkli kitabında. Bunlar neler var? Kim namazı, farz namazı bırakırsa Allah'ın huzuruna gittiği zaman Allah'ı kızgın bulacak diyor. Yani Allah'ı kızgın buldun mu artık cehennem hiç şey. Allah'ın kızgın ateşten çok. Allah'ın kazanı ne diyor ya? Bazı biz saygımız bir insanın kazanına dayanmıyoruz ya. Bu namaz, ben size diyorum, şu namazı beş vakit kılın, hiç yok mu farzını kılın, cehenneme girmezsiniz. Bu kadar kitap okudum, böyle görüyorum. Ama namazsızlarda bir garanti veremem. Çünkü namazsız günah yapıyor, sildiriyor. Namaz devamlı sildiriyor. Namaz günahlar biricim yaparsa iman gider mi? Onun için şimdi hoca efendi müjde yok mu? Çok müjde var ama vakit yok. Onun için şimdi siz cehennem korkusuyla bakalım bir ay bu abdestle bir namaz kılın. Önümüzdeki ay bu Erkan efendi benim bir gün evvel arasın. Hangi gün sohbet? 6 Şubat. 6 Şubat benim evim cumartesi. Saat 8'de 6 Şubat'a tamam. 5 Şubat'ta beni ararsın veya sabah. Diyeceksin hoca efendi kitabı unutma. Milletin o da korkuldu, uyguları kaçtı, morali bozuldu. Bir de bunun cenneti var. Ona göre ben dersi getireyim, kitabı getireyim. Değil mi? Bir dahaki ayda cennetteki müjdeleri sayıyor Rabbim. Onları da paylaşalım inşallah. Tamam. 6 Şubat'ta cennetten çok nimetler anlatılacak inşallah. Böyle. Şimdi otur bakalım, otur aman. Hareket yap, bereket var. Kısaca bir ilanlarımızı yapalım. Şimdi Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri nerede? Akşem Seyfettin Hazretleri'nin kabrinin yanındayız. Gördük de bayramda gitmiştik. Çok fotoğraflar oldu, çok güzel teyze oldu. Yazdım onları 3 sayfa. Okuyun onları. Mübarek. Bak orada bana bir şeyler söylüyor. Ondan sonra kardeşim İslam onlara ettiği cennet cehennemin sonsuzluğunu inkar ediyor.
binmeyen araba neler var? Çok! Kadir Usuloğlu'nun yazısı var, Ali Hoca'nın dört tane hadis-i şerifi yazmış. Efendim, Ali Eren Hoca sonu gelmez inkar zincirinde Ulaşamoğlu'nun inkarlarını ortaya koymuş. Kadir Usuloğlu küfür son parayı bekliyor diye çok güzel bir yazı yazmış. Bunları okusun. Ama dinleyin bak. Sonra kârınızı kaçırırsınız. Ben burada sonunda ders başladım. Dualar ve zikirler. Her ay bunu göreceksiniz artık. Allah bana ömür veresin. Hastalık muhafaza için okulacak bir dua. Dinle kardeş, dinle, ben seni kurtarmaya başlıyorum. Salı günü olduğu zaman, her salı. Allah ve ya kâfiyen bela. İlk yine bela kâfiyen züri ve seba. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yetişen. Kim bu duayı diyor? Üç kere okursa, o ya Allah yedi kere her seferinde. Salı günü okursa, bir daha salıya kadar, efendim, belalar daha kökten inmeden yarı yolda bu dua kapıyor. Her salı okuyun ama. Bir hafta korumalı. Ömür boyu. Haftada bir kere ya. Biliyorsunuz sigortaya kadar para veriyorsunuz ya. Şimdi, Evliyaullah'tan naklediyor. Dinle kardeşim. Her zayıflamak istiyorum. O kadar para veriyorsunuz o genç yetene. Zayıflamak istiyorum.
Ya zayıf eden zihniyle nasıl adam zayıflar? O. Hangi gününe kadar? Ne istiyorsun? Efendim ben sana söyleyeyim. Adnan Hoca diyor ya, ya bu bir dua yazmış diyor, bunu okuyan ölmezmiş diyor. Neden uyduruyor diyor ya? Ya ben kitaptan kaynaklar veriyorum. Ya Allah bunları zikrediyor. Ama kendisi de bana inanır, o da okumuştur öğrenmek için. Aynen. Şimdi kardeş, ben yalan yanlış yapmam, bütün evliyanın kitaplarını bulurum, kaynak veririm. Burada kaynaklarım var. Bir adam diyor çok tembel, uykusuz çok, uykun takipmesi istiyorsa lafzayı celal zikri. Ya kardeşim, Allah'ın bildiği ismini kurtu lafzayı celaldir. İsimlerin padişahı lafzayı celaldir. Allah isminden büyük isim yoktur. Allah'ın her isminden kulun nasibi vardır, Allah isminden nasibi yoktur. Niçin? Rahman dersin, sende de merhamet olur. Gafur dersin, ayıp örter, sende de birini ayıp örtersin. Anlıyor musun? Ama Allah dediğim o ilahlıktır, onda senin nasibin yoktur. Onun için lafzayı celalde neler var, neler var, okuyun. Mesela diyor, sarı hastası, baygın yatana, ne yaparsan hemen ayrılır, lafzayı celalde beraber. Aşırı şişmanlar müptela olan, tembel olan, hastalığa mağdur olan. Mesela bir zalim sana musallat olmuş, başına bela, onun kahri için. Ya ve zalimler var, Allah cellerinden muhafaza etsin. Yeni ay doğduğunda gökdeki ayı gördüğünde ne okuyacak? Hepsi burada var. Ondan sonra bir ne çıktı? Bu da 40 ay sürecek. Erbani İdrisiye, lütfen bunları canınız gözünüz gibi takip edin. Bu İdris Aleyhisselam'a öğretilen 40 isim. İdris Aleyhisselam Allah'ın bu isimleriyle cennete çıktı. İsa Aleyhisselam bu isimleri okudu, gök aldırıldı. Resulullah Efendimiz de bir muharebede, Hendek Muharebesi'nde sıkışınca bu isimler ona öğretildi. Burada yazıyoruz Süleyman Hazretleri'den bu 40 ismin faziletleri. Ben size çok vakit şu anda yok, bunu siz okuyun. 40 isimden birinci isim. Kaç ay sürecek bu? 40 ay. Sübhaneke la ilahe illa ente. Ya Rabbe kulli şeyin. Ve varitehu ve rasikahu ve rahimehu sübhanek. Bunda neler var? Ooo! Hükümetten bir adama bir işin düştü. Valiye bir işin var, kaymakamla, belediye başkanıyla sıkıştı. Ne olacak? Bu isme devam edecek. Gidecek diyor, 17 kere okuyacak. 17 kere okuduktan sonra diyor, belli etmeden o işin düşen adama üfleyecek. Ama böyle yapma. Hakim eder ki, ulan der, beni ne tutuyorsun lan der, ceza yazın. Böyle üflemeyin. Belli etmeden üflerse diyor, adam diyor istediği iş yapmaya yaptırır diyor. Ama o kovası yaptırmam ya. Hakkınızsa. Yoksa var mı o? O bu işin pazar günü o niyetten 24 kere okusa diyor, ondan sonra hangi adama gitse, yerine yanına gitse adam onun işi yerine görülüyor. Pazar günü okuyacak mesela. 23 gün aç karnına okursa, 23 gün aç karnına okuyan 24 defa diyelim, Allah onun zihnini öyle bir açar ki en anlaşılmaz işleri anlamaya başlar. Yani hafif düşen adam, cuma namazından sonra 100 kere okursa abisten kurtulur. Ya hoca ben niye bunu demedin, hafiflere boşalıp düşünceye kadar, sen öyle zanne, o kime nasip olursa, o kime nasip olursa bir af çıkar, adam çıkar. Ondan sonra, ölünün kefenine yazarsa, bu isim, bunu Arapçasını yazıyorum bak Arapça, ölünün kefenine yazıp onunla defterlerse, sorgu sual melekleri gelirse, Allah o kefenine bu isim yazılan kulunu cevaba müfettir eder. Kefenleri hazırlayalım arkadaşlar. Mezarda korkmaz, tehlikeye kapılmaz, cennetten bir pencere açar, cennet bahçesini seyreder durur diyor. Ama ondan bak lazım, önceden kefenini hazırlayacaksın. Zemzem suyuyla kefeni yıkayacaksın. Ondan sonra bu isimleri üzerine yazacaksın. Ondan sonra da yakınlarına vasiyet edip, benim kefen bununla, sakın bana başka kefen almayın, beni bununla böleceksin. Ama sen yine bozuk atarsan Allah o kefeni unutturur. Yine seni başka kefenle gömer. Bu ayrıca. Efendim, bir adam zalim zorba sana zulüm yapıyor veya başkanına zulüm yapıyor. 70 kere bu ismi onun yanında okursa gayri ihtiyarlı olarak adam onu sevdar olsun. Cuma günü iş saatinde infaktan sonra 165 kere bir suyu yemeğin üzerine
Bir de Arif'in aile çıkıyor. Bunda da çocuk belediyesi. Bunda da hangi kardeşler yazıyor? Mesela doktor Selimhane. Ne yazmış? Evlendirilme çocukların anne baba üzerindeki haklarından. Çocuk buraya geliyor, evlenme istiyor ana babası. Durlar, 25'i bekle, 30'u bekle, dükkanı yok, işi yok. Ana baba evlendirmiyor. Hakkını yerine getirmiyor. Bu çok önemli bir yazı. Aile yazısı erkeklere de lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örnek geçerlikler Hazreti Sevda annemiz. Bize de lazım bu. Annemizi tanıyoruz. Sevda annemizi hiç tanıyor. Bu maalesef bunları bilmemiz lazım. Bu derginin tüm üstüne ilim veriyor inşallah. Hepsi faziletli ilimlerdir. Bunlar 5 liradan veriliyor ki yüz hesabı olsun. Herkese kolaylık olsun. Birkaç tane hediye almak imkanı olsun. Hazreti Mekke'yi kabul edebilir mi lan? He? Gelmedim. İçinde bir hediyesi var. 5 saat bir sohbet. Mekke Hazretleri hakkında. Bu Mekke kitabına çokları rahatsız etti. Çünkü onlar ben Mekke'yi diyorlar, bir de inandırıyorlardı. Biz de burada yazdık. Hazreti Mekke'yi muhakkak gelecek. Fakat bu yüzyıl geçti, bu yüzyıla gelmeyecek. İmam-ı Rahman'ın beyanı hadisler böyle söylüyor. Bu kitap 260 sayfa. Bunu bir okursanız, öyle ilimler görürsünüz ki dünyanın sonunda sanki ekrana koy kitap olacaklarını izletiyorlar gibi izlersiniz inşallah. Hazreti Mehdi'nin fetihleri, doğumu, vefatına kadar olan süre, harpleri, savaşları, Roma'yı fethetmesi, Avrupa'da mescitler yapması, Hazreti Mehdi'nin alametleri, nişanları, efendim, çok büyük bir kitaptır. Türkçe eserlerde cisli yazılmamıştır. Mektubat'a da dayanlar içinde vardır. Bu kitabı okuyanlara, bağlatanlara da Allah Hazreti Mehdi'nin şefaatini nasip eylesin. Allah bizim çocuklarımızdan, torunlarımızdan o günlere varanlar olursa Hazreti Mehdi'ye asker eylesin inşallah. Eğer siz şimdiden Hazreti Mehdi'yi tanımak ve tanımak sahtekarlar bile kaptırmamak için bu kitabı okuyup okuma dağılmaya varsanız evlatlarınızdan mutlaka Hazreti Mehdi'ye asker eylesin inşallah. Şimdiden biz yatırım yapalım Hazreti Mehdi'nin dönemine inşallah. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Çıkarken derdine ihtiyaçları için sizden yardım istiyor. İnşallah yardımlarınızı esirgemeyin. Mübarek Muharrem ayında efendim kardeşler yukarıda tavanı bitirdiler. Diğer ihtiyaçlar görülüyor. Allah razı olsun. Burayı bu yuvamızı yapıyorlar. Allah da sizin yuvalarınızı yapsın inşallah. Ne verirseniz Allah Uhud dağları kadar büyütecek. Sizin bir atın payını beslediği gibi Allah sizin hayrınızı, sadakanızı